İyi misin? Havva! 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 Havva, kendine gel. Teyze getirin çabuk. Acıktın değil mi? Ama ne yapayım? Poğaçalar fırından çıksın diye beklettim seni. Sen yeter ki geleceğim de gülüm. Ömrümün sonuna kadar beklemezsem şerefsizim. Murat. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın gülüm? Bildiğim ne varsa gittim Hamiyet Hanım'a anlattım bir bir. İyi yapmışsın. He. Ben zaten bugün bir şeyler olduğunu anladım. Aa, nasıl? Yılmaz Bey Havva ile konuştu. Hı. Biz de Hamiyet Hanım'la oraya gittik. Sonra ne oldu? Vallahi sonrasını bilmem ama duyduğum kadarıyla her şeyi biliyorlar. Git Yusuf'la konuş. Hı. Yoksa her şeyi anlatırız demiş Yılmaz Bey. Havva'nın halini görmeliydin. Perişan oldu. Ağlamaktan içi çıktı. Oh, oh. Beter olsun, beter. Ne oldu bana böyle? Bayıldım bir tane. Endişe edilecek bir şey yok. Tansiyon düşmüş. Aç mısınız? Heyecana ya da strese bağlı olabilir böyle şeyler. Daha iyi misin aşkım? Şimdi biraz daha normal doktor bey. Hava Hanım, kendinizi iyi hissedince kan alma odasına gidebilirsiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İstersen uzan biraz daha. İyiyim. Bir tanem, geldiğinde yüzüm bembeyazdı. Bir şey mi oldu? Bana söyle. Söyle. Havva gelmedi mi daha? Gelmedi. Gene neyin peşindeyse artık. Düğün hazırlıkları yapıyorlardır kaynanasıyla. Sen fazla heveslenmesen iyi edersin. Saçma saçma konuşma kadın. Bu düğün yapılacak. Başka yolu yok bunun. Yoksa kurduğun düzen başına yıkılır değil mi Remzi Efendi? Aman seninle hiç uğraşamam. Kahveye gidiyorum ben. Hadi eyvallah. Efendim? Sabah aradığında konuşamadım. Sana diyeceklerim var. Buyur, dinliyorum. Telefonda olmaz Şerif. Yüz yüze konuşalım. Tabii sana sıkıntı olmazsa eğer. Yok canım, evdeyim ben. Gel konuşalım. Eve mi? Olmaz canım. Yani bir gören falan olur. Remzi Bey falan girirse. Gelirse gelsin Yılmaz. Biz dünür değil miyiz? Zaten konuşacaksak çocuklarla ilgili konuşacağız. İyi. Madem öyle, birazdan gelirim. Tamam. Eve gittim bugün sabah. Uyuyakalmışım. Kötü kötü rüyalar gördüm. Kabus görmüşsün işte. Tamam geçti, ben varım artık yanında. Hep yanımda ol. Hiç yalnız bırakma beni. Olur mu? Ben hep yanında olacağım zaten. Bağlar gözlüm. Bak son günlerde kötü şeyler yaşadık. Üzüldün, yıprandın. Ama zamanla her şey geçer. Sen merak etme. Geçer mi gerçekten? Sen benim her şeyimsin. Ölene dek yanımda olacağım ben sana.
yaşayamam. Nefes alamam sensiz. Yapamam. Nasılsınız Hava Hanım? Daha iyi. Siz biraz daha uzanın, biz Yusuf Bey'in kanını alalım önce. Tamam, gel. Hadi biraz daha uzan. Ben birazdan geleceğim. Sen gözlerime bak. Canın acıdı mı? Tansiyonum düştü ya. İyi gelirim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aşkım. Bak bakalım beğenecek misin? Rüya gibiymiş. Neresi burası? Burası Venedik. Balayında karımı buraya götüreceğim. Sürpriz yapacaktım aslında. Böyle yüzün asıldı ya biraz. Gül diye söyledim. Benim için yerin önemi yok ki. Hep böyle gözümün kuytusunda olayım. Hep sar beni. Dünyanın en huzurlu yeri olur benim için. Röntgen için alabiliriz sizi Hava Hanım. İçeri girince üzerinizdeki metal eşyaları çıkarın. İyi misin? Ayağa kalkınca gözüm karardı. İyiyim, iyiyim. Tamam, ben de seninle beraber gireyim. Yok yok, hallederim ben, iyiyim. Olmaz, içime sinmez şimdi. Hemşire hazır olduğunu haber vereyim. Hayırlı olsun Yusuf Bey. Sağ olun. Nikahla ilgili bütün evraklar hanımlara verilir. Bizde adet böyledir.
Yuvayı dişi kuş yapar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkana selam söyleyin. Tabii, iletirim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi 10, 18, tam 27 gün kaldı. O kadar az mı kaldı? Vallahi düşündükçe geriliyorum. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Kalacağımız odayı düzenleyeceğiz. Yeni mobilyalar seçeceğiz. Sen konakta kalmak istiyor musun? Biz seninle hiç konuşmadık bu konuyu. Sen ne istersen ben de onu isterim. Fark etmez. Tamam. Odayı yeniden düzenleriz, güzel mobilyalar alırız. Hatta bizim çalışma odası var ya. Onu sana güzel bir oda yaparım. Oraya da mobilya alırız. İstiyorsan bir günlüğüne İstanbul'a gidelim. Toprağı gör. Alışveriş yapalım. Bir günde işimizi halleder döneriz. Ne dersin? Yusuf, bunları zamanı gelince konuşsak. Bir tane mask kaldı diyordum. Zamanı geldi işte. İyi ki de geldi zamanı. Benim tahammülüm kalmamıştı artık. Bak, bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Gidelim bir yemek yiyelim. Hem de yapılacakların sesini çıkaralım. Olur mu? Akşam yesek yemeği. Benim işim var biraz. Ne işiymiş bu? Ben sana sürpriz yapamayacak mıyım? İyi de ben sürprizlerimin hepsini anlattım. Ben söyleyemem. Ben de göndermem o zaman. Yusuf, yapma ne olur. İkimiz için de çok önemli bu. Lütfen. Tamam, ben seni gideceğin yere kadar bırakayım. Hadi. Ben hallederim, giderim. Ha, o kadar gizli yani. İşim bitince arayayım mı seni? Bari bir taksi maksi çağırayım. Ben giderim. Tamam tamam, gittim ben. Bunlar salağa bir altlar çevirdi zannedersin. Hamiyet Hanım konakta mı? Bırak şimdi Hamiyet'i falan. Hoş, ona da bir haller oldu ya. Teyze, Hamiyet Hanım konakta mı dedim. Bekçi mi tayin ettin beni başına? Çarşıya çıkarken odasındaydı. Gerisini bilmiyorum. Git kendin bak, çok merak ettiysen. Tamam, haydi kapat. Hancı Oğlu konağına gideceğiz. Şurada dışarı pişiyoruz yine külübüsünde. Oo, çaylar da içiliyor. E bir çay da bana söyleyin de içeyim. Ayıp ettin amcaoğlu. Bize bir çay daha yollar mısın? Hallettiniz mi? Hı. Hayırdır? Ben konuya niye Fransız kaldım, neyi hallettiniz de benim haberim yok? Havva'yla nikah günümüzü aldık. Aa, güzel haber. İstediğin tarihi alabildin mi? İşte 20 Haziran'da kimseye söz vermeyeceksiniz. Şimdiden bir yere yazın. Sonunda muradınıza eriyorsunuz amcaoğlu ha? İnşallah amcaoğlu. Senin arkamdan götürürüm artık. Hı? Artık bu kadar bekarlık yeter. Bu işler kısmet işi amcaoğlu. Sen beni boş ver. Az bir vaktin kaldı. Neredeyse bir ay bile yok. Bir an önce gelsin istiyorum. Ama çok iş var. Nasıl hallolacak bilmiyorum. Sen hiç merak etme amcaoğlu. Hallederiz. Hallederiz bakalım. Bugün matbaadan uğradılar. Bu Havva ile beğendiğiniz davetiyelerin orijinalini bırakmak için. Bir de üzerine ne yazacaksanız haber verecekmişsiniz. Basıma başlayacaklarmış. Evet, öyle dedik onlara da. O davetiye benim içime sinmedi. Neden? Ne bileyim. Çok basit olmuş. Ya ben istiyorum ki davetiye özel olsun, düğün özel olsun. Bizi yansıtsın yani. Ben seni anladım amcaoğlu. Aşkımızı Ürgüp dağlarına yazalım diyorsun ha? Yok be oğlum, o kadar da değil. Havva unutamasın yeter. Bade, sen söylemiştin ya ben kendim tasarlardım diye. Bana bu konuda yardım edersin herhalde.
Ben yapayım diyeceğim de hiç anlamam o işlerden. Aklımdakini sana anlatırım. Sonrasını bilmem. Tamam. Hemen başla o zaman. Tamam. Gözlerime inanamıyorum. Ay o sen ne yüzsüz şeysin. Sen ne cesaretle bu eve geliyorsun? Çekil git Allah aşkına. Gitmiyorum. Gidemem. Siz söyleyeceklerimi dinlemeden buradan adımımı atmayacağım. Biz seni yeteri kadar dinledik abla. Yalanlarını, dolaplarını, yaptığın dalavereleri, ailecek. Yeter artık, yeter. Ben Yusuf'u çok sevdiğimden söyledim o yalanları. Haklısınız. Suçluyum, suçum çok. Ama çok sevdim. Benim bu hayatta tek bir hayalim var, tutunacak tek bir dalım var. Bakın ne olur yapmayın. Biz evlenmek için nikah günümüzü bile aldık. Yapmayın, ayırmayın bizi, kıymayın. Vallahi ben sana inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Ayol biz sana git Yusuf'a anlat diyoruz. Yaptığın bütün her şeyi teker teker anlat diyoruz. Sen kalkmışsın yüzsüzce ben Yusuf'la evleneceğim diyorsun. Ama tabii suç sende değil. Suç bizde. Çünkü biz sana insan muamelesi yaptık. Oysa var ya. Sen şeytanın önde gidenisin. Hamiyet Hanım dinleyin beni. Sen beni dinle. Eğer Yusuf'a yaptığın bütün dalavereleri, çevirdiğin dolapları, attığın yalanları tek tek anlatmazsan ben gidip anlatacağım. Haberin olsun. Yapamazsınız. Eğer yaparsanız ben burada kendimi öldürürüm. Senin kendini öldürmen benim umurumda mı sanıyorsun? Hı? Madem niyetlendin hadi. Durma. Eğer oğlumla evlenirsen oğlumu öldüreceksin. Yavaş yavaş, içindeki zehirle. Onun için önce kendini öldür. Daha iyi olur. Hadi, ne duruyorsun? Benim içimdeki zehir değil. Aşk. Ben oğlunuzu çok sevdim. Ne olur acıyın bize, yapmayın. Ayırmayın bizi. Senin içindeki aşk falan değil. Sen Yusuf'a aşık falan değilsin. Senin sevdiğin onun parası, onun gücü. Bunları elde etmek için bak ne dolaplar çevirmişsin. Sen var ya, sahtekarın tekisin. Sen benim hayatımda gördüğüm en sıradan, en ucuz kadınsın. Benim gönlüm tutuldu oğlunuza. Ben onu çok sevdim. Onun parası pulu, sizin paranız pulunuz benim umurumda değil. Benim gözüm kör oldu aşktan. Ben ölemiyorum bile. Ondan ayrılamıyorum ki. Artık çok geç abla. Artık çok geç. Siz hiç sevmediniz mi? Birinin uğrunda her şeyi yapacak kadar sevmediniz mi?
Sevmediniz mi?